Konuşmacılarımız, hoş geldiniz. Dilerim sizler ve sevdikleriniz iyisinizdir. Teyit olarak etik, uyum ve bunlarla ilgili konularda en doğru ve güncel bilginin, deneyimlerin ve uygulama örneklerinin paylaşılmasını hedefleyerek oluşturduğumuz platformumuzun Akfe Türkiye İşbirliği ile gerçekleştireceğimiz bugünkü etkinliğinde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Takip edebildiyseniz Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Akfe'nin 2 yılda bir gerçekleştirdiği küresel suistimal çalışmasına ait rapor geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce yaşanmış suistimal vakasına dayanarak hazırlanan rapor, suistimalin maliyeti, yöntemleri ve failleri hakkında çok değerli bilgiler veriyor. Suistimalle mücadele alanında çalışan her profesyoneli yakından ilgilendiren bu bilgileri Teyit Yönetim Kurulu üyesi Fikret Sebilcioğlu ve Akfe Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Teyit Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Yılmaz bizler için değerlendirecekler. Vaktinizi daha fazla almadan her zamanki gibi kısa bir bilgi vermek istiyorum. Etkinliğimiz boyunca tüm katılımcılarımızın sesleri kapalı olacak. Soru-cevap bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve etkinlik süresince de sohbet bölümünden teyit ve faaliyetlerimiz hakkında paylaşacağımız bilgileri görebilirsiniz. Keyif alacağınız ve faydalanacağınız bir etkinlik diliyorum. Ve sözü Fikret Bey'e veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler Neslihan. Suistimallerden konuşurken ne kadar keyif alınır Gökhan bilmiyorum ama elinizden geldiğince keyif vermeye çalışacağız. Gökhan yine 2 sene önce aynı tarihler değil. Bu sefer biraz daha hızlı davrandık sanırım. Yine Akfe'nin raporunu beraber yorumlamıştık, değerlendirmiştik. Bu sefer gerçekten hızlı davrandık. Biraz da senin sayende. Ve sadece 19 gün sonra bu raporu şöyle 1 saatlik dinamik bir sohbet toplantısıyla bütün amacımız dikkatinize sunmak. Bu raporun detaylarını size anlatmamız 1 saatte imkansız. Ben esasında bir saygı ve takdirden dolayı öncelikle Association of Certified Fraud Examiners Derneği'ne bir teşekkür edelim. Çünkü dünyanın en itibarlı çalışması. Bu derneğin de Türkiye chapter'ının başkanı bugün bizde olması da ayrıca güzel bir durum. O nedenle Gökhan sana bir açılışı vereyim. Sen şöyle bir rapordan belki çok kısaca bir girişinden bahset. Nasıl bir rapor? Daha sonra diğer ana bölümlerine yavaş yavaş girelim sen. Merhaba öncelikle herkese. Fikret seninle tekrar bu raporu değerlendiriyor olmak 2 sene sonra çok keyifli. Açıkçası 2 senede çok şey oldu tabii. Pandemi aslında tam bu döneme denk geldi. Rapor da biraz pandemi öncesiyle pandemi sonrasını da karşılaştırıyor gibi de olacak bir yandan. O yüzden aslında gelişime bakmak lazım. Tabii bu rapor yani çok uzun yıllardır zannediyorum. 96'dan beri. 96'dan. Yani epey uzun bir süredir devam eden. Dolayısıyla yıllar bazında gelişimi de bize gösteren önemli bir rapor. Yani o tarihlerden itibaren bugünlere doğru bakmak lazım. Tabii son dönemi esas alıyoruz. Ekseriyetle. Yani şuna bakıyorum yani bu konuda hem profesyonel hem akademik olarak çalışan birisi olarak hani ben herhangi bir kaynak görmedim ki içinde Akfe raporuna atıf yapmasın. Yani öyle bir rapordan bahsediyoruz aslında. Hiçbir çalışma yok dünya üzerinde yani bu çalışmadan esinlenmeyen işte istatistiklerine başvurmayan. Çünkü evet yani pek çok kuruluş da bu çalışmaları yapıyor ama en geniş katılımlısı ve dünya üzerinde kendi CFE'lerin, CFE sertifikası sahiplerinin gönderdiği gerçek vakalar üzerinden yapılan bir değerlendirme. Dolayısıyla önemli bir kaynak, başucu kaynağı aslında diyebiliriz. Raporda hani çeşitli bölümler var. İstersen hani ben biraz daha karşılıklı sohbet şeklinde götürelim, arzu ederim. Bir şey de ben söyleyebilir miyim böyle açılış? Tabii. Yani dediğim gibi raporun sahibi küresel olarak Akfe, onun için bu saygıyı da göstermek adına sözü sana hemen bir yani Akfe başkanı olarak da Türkiye Teknoloji sana verdim. Bir de Etik İtibar Derneği perspektifinden bir iki şey söyleyeyim. Biz Etik İtibar Derneği olarak uzun yıllardır etik ve uyumu şirketlerde yaygınlaşması için uğraşıyoruz. Suistimal veya iş suistimalleri veya çalışan suistimalleri diyoruz. Bu konuda bir şirketteki etik olmayan veya yasal olmayan eylemlerin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle bu rapor gibi daha birçok çalışmaya esasında sahipleniyoruz
ve çalışan suistimallerle ilgili şirketlerde mücadele edilmesi için Etik İtibar Derneği olarak ciddi bir savunuculuk faaliyeti yapıyoruz. Bu şeyimiz de, bu etkinliğimiz de esasında bu faaliyetlerimizin bir parçası. Gökhan, tekrar sözü sana vereyim. Sen istersen açılış. Yani artık bence... Evet, yani şunu da söyleyeyim. Biz de Akfe Türkiye olarak bunu Türkiye'ye çeviriyoruz. Özellikle hani işte 2020 raporu çevrildi. Akfe Türkiye'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi Bahar paylaşıyor bu arada. Şu anda Bahar paylaşıyor şeyden. Paylaşıyor mu? Ha, harika, süper. Tabii ki bu tür konularda aslında biz hani ortak amacımız sonuçta hani bu konularda mücadeleye destek vermek, farkındalığı arttırmak. O yüzden hani teyit de olsun, akfe de olsun, seve seve biz burada gönüllü olarak aslında bu faaliyetlere destek veriyoruz. Şimdi belki şeyden başlamak gerekir diye düşünüyorum. Suistimal nasıl gerçekleştiriliyor kısmından istersen girebiliriz. Suistimal ile ilgili öncelikle şunu söylemek lazım. Hani Akfe'nin de burada suistimal ağacı diye yıllardır kullandığı bir tasnifleme var. Suistimalleri genel olarak üçe ayırıyor. Üç ana kategori altında pek çok alt kategori var. Ben buna baktım mesela bir değişiklik olmuş mu diye. Çok fazla bir değişiklik yok. Yani aslında hiç değişiklik yok. Burada bir katkım olacak birazdan. Ben böyle bir şey nasıl? Seziyorum. Bir şey seziyorum buralarda. Bir değişiklik var esasında. O da yolsuzluk tarafında. Ama sen evet. Yeni bitir, birazcık oraya açacağım. Yani burada yolsuzluk tarafında var ufak bir değişiklik ama genel itibariyle hani ana bir değişiklik pek göze çarpmıyor. Detaylarda ufak tefek değişiklikler oluyor. Yani gene baktığımız zaman hani vakaların çoğu varlıkların kötüye kullanılması kategorisinde meydana gelmiş. Bu kategori tabii Türkçe'ye çevrilince hani tam anlaşılmıyor olabiliyor genelde. Çünkü varlıkların kötüye kullanılması hem nakitlerin çalınması olabilir. Hani aslında zimmet de bunun içine giriyor. Fatura suistimalleri de işte burada suistimalleri de hani pek çok alt başlığı içinde barındırıyor. Ve işte gayri nakdi olanlar da aynı şekilde bunun içerisine giriyor. O yüzden tür çok olduğu için tabii ki en çok başvurulan da suistimal tipi. Ama bunun dışında mali tablo suistimallerine baktığımız zaman en yüksek tutarda kayba neden olan kısım. Ama hani burada şu var, hani yıllar boyunca özellikle son dönemde yolsuzluk özellikle bu iki kategoriye eşlik eden ve hemen hemen hepsinin içine bir şekilde dahil olmuş bir kategori. Vakaların %50'sinde yolsuzluk var. Yani yolsuzluğu tabii alt kategorilere böldüğümüz zaman işte çıkar çatışması, rüşvet gibi konuları içeriyor. Burada hani diğer ben aslında hani hızlı hızlı tabii süreyi etkin kullanmak anlamında öne çıkan noktalara değinmek istiyorum. Sonra sözü sana devredeyim. Ondan sonra belki diğer kategoriye geçiliriz. Rapordaki diğer kategoriye. Burada tespit etme süresinde bir düşüş var. Hani yani özellikle son 3-4 raporda her raporda tespit süresi aşağıya doğru geliyor. Yani suistimalin başlamasından tespit edilmesine kadar geçen süre ortalama 12 ay. Önceki raporda 14 aydı, 16 aydı aslında çok yüksekti. Bunu neye bağlamak lazım? Hani burada ben sana da bir soru olarak bunu yönelteyim ama kendi görüşüm burada tespit faaliyetlerinin aslında kontrollerin iyileşiyor olması, farkındalığın artıyor olması, özellikle mesela etik hatların, ihbar hatlarının kullanılmasının artıyor oluşu. Pek çok konu var. Yine tespit başlığı altında biraz daha oraya gireriz. Hangi tespit yöntemleri daha etkin diye. Ama burada şey var. Mesela faturalama suistimallerinin arttığını görüyoruz. Bunu herhalde biraz önceki sene özellikle bordro suistimalleri biraz daha fazlayken faturalama tarafında bir artış var. Bunu da herhalde uzaktan çalışmaya pandemi dönemine belki bağlamak mümkün olabilir. Özellikle hani orijinal faturaların görülerek işlem yapılmıyor oluşu belki burada önemli bir etken olabilir. Tabii bu global bir rapor. Hani Türkiye'yi yansıtma derecesi tartışılır. Burada her bir suistimal tip aynı derecede etkili olacak değil ama özellikle mesela gizleme eyleminde hani bir değişiklik çok fazla yok. Yine vakaların %90'ına yakında
kişi yani suistimalci bir gizleme eğilim. Yani aslında hani çalma eylemi diyelim, suistimal eyleminin dışında ayrıca bir eylem yapıyor. Burada da özellikle yeni bir belge oluşturma söz konusu. Bunun altını çizmek lazım. Yani aslında şunu düşünmek lazım. Hani biz bu işte çalışan kişiler olarak ya da normal herhangi bir süreçte çalışan birisi olarak gördüğümüz her şey gerçek olmayabilir. Yani belge var demek illa öyle bir belgenin gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle burada ciddi oranda bir yeni belge oluşturma. Hani tahrif de var ama hiç olmayan belge üretme de var. Son olarak hani şunu söyleyeyim. Kripto paralarla ilgili bu sene bir eklenme var. Yani %8'inde vakaların kripto paralar dahil olmuş. Nasıl dahil olmuş? Özellikle rüşvetlerin kripto para şeklinde ödenmesiyle dahil olmuş ciddi oranda. Veyahut da hani çalınan tutarların kripto paraya dönüştürülmesi şeklinde %40 civarlarında dahil olmuş. Ben çok oran vermiyorum açıkçası. Çünkü hani çok önemli olmadıktan sonra çok oran veya rakam vermiyorum. Çünkü akılda da çok fazla kalmıyor. Önemli olan hani bazı temel noktalara işaret etmek diyeyim. Ve öbür başlığa geçmeden önce sözü sana devredeyim. Teşekkürler. Başta söylememiz gereken bir şey bilmiyorum. Bu sefer bu atıfta bulunmak istiyorum. Bu ateşi yapan esasında Dr. Joseph Wells'e de burada bir analım. Çünkü gerçekten bu mesleğe ve suistimalle mücadeleye çok katkısı oldu. Akfer'in de kurucusu aynı zamanda. Bir de belki şunu söyleyebiliriz yine seninkilere ek olarak ve bir raporun geneliyle ilgili. Küresel maliyet yine her zamanki gibi yaklaşık %5. Yani 95 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla dünyanın 4.7'si %5'i. 4.7 trilyon dolar suistimal kayıplarına gidiyor. Bunu da Türkiye'ye yansıtırsak ki algımız profesyonel olarak, en azından benim algım, bu işin %5'in altı değil, Türkiye'de %5'in üstüdür bu coğrafyada. O nedenle de yaklaşık 40 milyar dolar hesaplıyoruz Türkiye için gayri safi milli hasıla. Kısaca, şu anda bizi dinleyen herkes, sizin evinizdeki her bir birey yılda 475 dolar suistimal kaybını fonluyor. Bu acı haberi vererek devam edelim. Yani bu olay sadece özel şirketlerin bir şeyi değil, aynı zamanda da toplumsal bir sorun. Gökhan bayağı etraflıca nasıl işleniyor kısmını söyledi. Benim bir şeyim var, altını çizmek istedim. Özellikle yolsuzluk. Yani benim gördüğüm detaydaki fark yolsuzluk. Yaklaşık %33'ten küresel olarak %50'ye çıktı bu. Son 10 yılda toplam içinde. Yani yolsuzlukta artış var. Bu da şunu gösteriyor. Yolsuzluğun artması demek esasında faillerin daha fazla kötü niyetli işbirliği yaptığı. Bunun altını bu bir saatlik şeyde çizmeye çok çalışacağım. Çünkü her yerinden o çıkıyor. Failler daha fazla kötü niyetli işbirliği yapma eğilimi var. Bunu açık görüyoruz. Gökhan doğru söyledi. Söylediğimiz çoğu şey küresel burada. Fakat bu raporun arkasında sizi yönlendiriyorum. Türkiye'nin bağlı olduğu bir bölge var. Doğu Avrupa ve Batı Orta Asya. Oraya giderseniz mesela küresel gördüğümüz bu %50'lik yolsuzluk bu region'da %64. Yani içinde yaşadığımız coğrafya küresel ortalamanın kesinlikle %14-15 civarında üstünde. Yani bu rapordan bence değişiklik adına çıkarılacak en önemli konulardan bir tanesi bu. Onun haricinde ne ekleyebilirim diye bakıyorum. Bir iki şey söylemem lazım çünkü sahada çok karşılaştığımız bir konu. Suistimaller nasıl saklanıyor konusunda fiziksel dokümanların, fiziksel belgelerin sahte olarak oluşturulması çok kritik bir konu. 100 vakanın 39'unda sahte doküman var. Çok ciddi bir oran bu. Ha, oranlar geçmişe göre çok ciddi değişmedi ama hani ille de bir önceki konuma göre karşılaştırma yapmak değil derdimiz. Aynı zamanda yine dikkatinizi çekmek. Çünkü bu suistimal konusu sizin o kadar da günlük bir şeyiniz olmayabilir bizi dinleyenlerin. Biz biraz daha fazla ilgileniyoruz. Onun için böyle bir tekrar farkındalığı arttırmak. Ben o yüzden yuvarlak rakamlar veriyorum biraz daha. 88 değil de 90 diyorum yani böyle bir liste. Haklısın. 100 vakanın da 32'sinde fiziksel dokümanda tahrifat var. Daha sonra da dijital dokümanlarda hem yaratma var, fake, hem de değiştirme var. Yani oranlar çok yüksek. Elimize aldığımız doküman veyahut da bir baktığımız dijital verinin sahte olup olmaması veya üzerinde tahrifat olup olmaması konusunda en azından bu konuyla ilgilenen profesyonellerin kendini biraz geliştirmesinde büyük fayda var.
diyebiliriz. Diyerekten istersen Gökhan tespit kısmına geçelim. Olur. Yani bu son söylediğine bir cümle ekleme yapayım. Aslında gördüğümüz şeylerin doğru olup olmaması, yani sadece suistimal alanında da değil, yani aslında tüm bilgi kaynakları için geçerli. Aslında dünya şu an hani neyin doğru neyin doğru olmadığı üzerinden ciddi bir problem yaşıyor. Aslında gerçekte ciddi bir sorunumuz. Yani sosyal medyada da vesaire haberlerde de her yerde gördüğümüz şeyin gerçek olup olmaması ile ilgili ciddi bir şey içerisindeyiz, tereddüt içerisindeyiz. Aynı şey işte suistimal için kullanılıyor. Biz şimdi şirket için suistimalleri kullanıyoruz ama dolandırıcılık da var aslında. Dolandırıcılık da ciddi seviyede artmış durumda. Çoğunlukla şahısları hedefleyen dolandırıcılıklar. Burada da aslında gerçek olmayan verileri gerçekmiş gibi göstererek insanları kandırmaya çalışıyorlar. Aynı mantık şirket içinde de geçerli. Tespit tarafına geçelim. Orada bilmiyorum, istersen sözü sana vereyim. İstersen ben birkaç tespite hızlı bir giriş yapayım ben. Sonra sana vereyim. Olur. Tespit, hani bu raporu bir profesyonel olarak çok beğendiğim için söylemeyeceğim. Hani her tarafı gerçekten çok değerli. Fakat bu tespit kısmı bizi dinleyen herkesin çok şey öğreneceği bir yer. Ve çok da aksiyon alabileceği bir yer. Hani burayı anlamlandırıp kendi kurumu için. Tespit kısmında geçmiş senelere göre karşılaştırmalı çok radikal değişiklik yok ama hatırlatmamız gereken önemli konular var. Yine ilk sırada şampiyon kesinlikle ihbarlar. Yani ihbar eli bileği bükülemez bir şekilde en yakın rakibinin yaklaşık 3 katı civarında. Yani bundan sonra internal audit geliyor, iç denetim. 100 vakanın 16'sını tespit ediyor. Bakın ihbarlar 100 vakanın 42'si, iç denetim 100 vakanın 16'sı, yönetim incelemesi 100 vakanın 12'si. Mesela rastlantı 100 vakanın %5'i, dış denetim 100 vakanın 4'ü. Ben hep şöyle bir karşılaştırma yapıyorum. Çok doğru olmayabilir ama böyle biraz daha pragmatist. Denetimlerin hepsini topluyorum. İç denetim ve dış denetim %20. İhbar tek başına %42. Bunu düşünmek lazım. Deyip ben esasında burada sözü sana vereyim. Sonra benim de söyleyeceğim başka şeyler var. Biraz daha Evet, yani yıllara göre baktığım zaman geriye doğru son 4-5-6 rapor hep 40 civarlarında zaten ihbar. İş denetim de aynı civarlarda geziyor. 13-14-15. O civarlarda pek bir değişiklik yok açıkçası. İhbarlar en çok kimden geliyor diye belki onu vurgulamak lazım. İhbarların yarısı çalışanlardan geliyor. Tabii çalışandan geliyor derken şimdi anonim de olabilir. Anonim de aslında ciddi bir oran. Bakayım şurada. Anonim 16. Gökhan sesin gitti. Şu anda. Hayır. Beni bir mute al. Şu anda geldi. Pardon, space'e basmış olabilirim. Şimdi anonim olanların da hani ismi bilinmese de türü bilinebiliyor. Yani çalışan olduğu anlaşılabiliyor. Dolayısıyla orada hani ciddi bir oran var. Demek ki bizim çalışan en azından hani hiç açmıyorsak çalışanlara bu hatta açıyor olmamız önemli. Bir de burada şöyle bir şey var. Hani ihbar edenler ilk kime gidiyorlar? Aslında ilk olarak ilk amirlerine gidiyorlar. Burada şunu söylemek lazım, hani etik hat ya da ihbar hattı dediğimiz şey eğitim verildiği zaman ihbar yapma yani bildirme oranı ciddi derecede artıyor ve vakaların hani tespit edilme oranı da artıyor. Yani ihbar hatları %70 civarında şirketlerde var bu rapora göre. Yani aslında iyi bir oran, geçmişten bugüne biraz arttı. Ama hani burada dikkat edilmesi gereken şey şu, hani benim ihbar hattım var tamamdır artık. %40'ını ben tespit ediyorum diyemeyiz. Burada ihbar hattının hani tutundurma süreci, yani tanıtma süreci, anlatma süreci önemli. Yani eğitim önemli. Burada da eğitimin aslında şu noktasına vurgu yapmak lazım. İlk amire gittiği için vakaların çoğu, yani insanlar ilk amirlerine gidip konuştuğu için ilk amirlere yani yöneticilere de eğitim verilmesi lazım. Belki ayrı eğitim verilmesi lazım. Çünkü vakalar size geldiği zaman ya bunda önemli bir şey yok hadi işine devam et mi diyorlar yoksa gerçekten ilgili mercilere bildiriyorlar mı? Dolayısıyla vakalar belki bir kısmı eriyip gidiyor orada. Burada hani dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta bana göre hani tespit türüne göre tespit suistimal süresini gösteriyor bu rapor.
Özellikle mesela işte kazayla ya da rastlantıyla ortaya çıkartılma süresi 23 ay gibi bir şeyken veri analitiğiyle yani veri izleme analitik yöntemlerle 6 aya kadar düşebiliyor. Yani bu ciddi bir oran. İhbarlar mesela özellikle 12 ayda bir suistimalin tespitini sağlarken veriyi kullandığımız zaman bunu 6 aya kadar düşürebiliyoruz. Demek ki biraz daha o noktalara doğru yönlenmekte fayda var diyebiliriz. Hani etikat kurulu olan olmayan şirketlerde mesela kayıp tutar nedir diye baktığımız zaman ise iki kat fark ediyor. Yani etikat kurulu değilse bir şirkette medyan kayıp 200 bin dolarken etikat kurulu olan yerde 100 bin dolara kadar düşüyor. Yani bu değişir şirketten şirkete ama önemli bir fark olduğunu burada hani tutarsal anlamda da altını çizmek lazım. Burada bir tek şunu da söyleyebiliriz. Hani etikatta bildirimler nereden geliyor? İşte hani burada benim gözüme çarpan web tabanlı platformlar üzerinden bildirmede artış var. Artış var. Bu önemli. Hani telefonla bildirme biraz daha aşağı doğru düşmüş. Yani bunu söyleyebiliriz. Genel olarak Ben bir iki ekleme yapabilir miyim bu konuda? böyle bir özet yapabilirim. Sana devredeyim. Tamam. Ya seninkileri bir iki ekleme. Bu şimdi şu bizi dinleyiciler şunu bir anlamasında büyük fayda var. 100 vakanın 42'si ihbar diyoruz. İhbar mekanizması demiyoruz. Burayı lütfen altını çizelim. İhbar, bir şekilde ihbar. İhbar mekanizmasıyla gelebilir bu formal bir raporlama sistemi veyahut da birisi kapıyı vurur, girer, müdürüne anlatır. Yani bütün yöntemlerin toplamı 100 vakanın 42'si. Bu bir kere bunu söylemek istiyorum. İkincisi de kime bildiriliyor bunlar? Şimdi her zaman formal raporlama mekanizmasını kullanmıyor bildirim yapmak isteyenler. Biraz önce Gökhan'ın dediği gibi farklı kişilere gidebiliyorlar ve birinci sırada da işte direct supervisor dediğimiz kişiler var. Yani esasında bu ihbar meselesini biraz etik uyuma bağlamak istiyorum. Yani suistimal perspektifinden burada baktık ama Etik İtibar Derneği olarak ihbar mekanizmalarına uzun zamandır çok ciddi bir savunuculuk faaliyeti yapıyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Sadece suistimal de değil. Bütün etik olmayan ve yasal olmayan eylemlerin en rahat tespit edilebildiği, en hızlı tespit edilebildiği yöntem whistleblowing mekanizmaları, bildirim mekanizmaları. Bu raporda bunun altını tekrar ve tekrar çiziyor. Eğitimin önemine çok ciddi vurgu yapıyor söylediği gibi Gökhan. Eğitim gerçekten hem ihbar mekanizması politika prosedürünün oturtulması hem de neyin etik olmayan, neyin yasal olmayan eylemler olduğu, neyin nasıl raporlanacağı gibi konuların bir şekilde çalışanlara anlatılması kritik bir konu. Diyerekten ben burada istersen öbür tarafa geçelim. Sanıyorum bütün önemli Olur şeyleri tabii. Hay hay. söyledikleri umuyorum. Mağdur kurumlar. Mağdur kurumlar. Evet. Mağdur kurumlar. Hani burada tabii zaman zaman mesela hani suistimalin işte victimless crime diye geçtiğine dair hani savunmalar olabiliyor. Hani suistimali yapanlar ya suistimale niyet edenler hani bu bir victimless bir suç. Yani kurban olmayan bir suçmuş gibi bunu düşünerek hani kendilerini belki zihinlerinde bunu meşrulaştırıyorlar ama aslında hani mağdur var. Mağdur sadece şirket de değil hani şirketin çalışanları veya kamu aslında herkes senin de başta söylediğin gibi. Burada birkaç noktaya belki dikkat çekmek lazım. Yani şirketin büyüklüğüne göre yani suistimalin sıklığında çok fazla bir değişiklik görünmese de yani 100 çalışandan düşük veya 10 bin çalışandan daha büyük çalışanı olan şirketlerde tutar biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kontroller birinde çok belki kontrol yok, diğerinde de belki çok büyük olduğu için gözetim çok yeterli derecede olmayabiliyor. Özel şirketlerde daha fazla vaka bildirilmiş ama buna karşın kamu şirketlerinde daha fazla tutarsal bir kayıp ortaya çıkıyor. Hangi sektörler var? Mesela işte emlak sektörü, toptan satış veyahut da lojistik, inşaat bunların daha fazla kayıba maruz kaldığını görüyoruz. Bunun dışında
Şirket suistimal tipi mesela değişiklik gösteriyor mu? Çok fazla orada da bir değişiklik yok. Yani şirket suistimal tipi çalışan sayısına göre fazla değişiyor diye baktığımız zaman, ama yolsuzluk mesela 100'den fazla çalışanı olan şirkette biraz daha fazla, yani 100'den az çalışanı olana göre özellikle hani iki katı bir fark var burada. Fakat En çok vakan Gökhan sözünü valla kesiyorum. tabii. Tam yeri çünkü. Burada enteresan olan bir şey, bizi dinleyenler de hani düşünsünler. 100'ün altında çalışan veya o civarda çalışan şirketlerdeki medyan kayıpla 10 bin üstü çalışan çok büyük şirketlerdeki medyan kayıp birbirine çok yakın. Yani küçük şirketlerde olduğu zaman çok yıkıcı oluyor. Bu yani küçük şirketlerin bu konuda ciddi bir dezavantajı var. Ha, tabii ki bazı kök nedenleri var bunun. İşte size'larından küçük olmalarından dolayı, kontrollerin yetersiz olmasından dolayı ki en önemli konu tabii denge denetim sistemleri yetersiz. Çünkü görevlerin ayrılığı ilkesini çok sağlıklı uygulayamıyorlar doğal olarak ve güven çok önemli. Kısaca akıllı kontrollerle burada da bayağı bir şey yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi zarar görüyor. Küçük, orta ölçekli şirketler gibi geliyor bana bu rapordan aldım. Özür dilerim, senin sözünü kestim. Estağfurullah, tabii Geri her zaman. geldi. Evet, yani 100'ün altından çok fazla kontrole gerek yok. Belki ben işte gözle de görüyorum, zaten herkesi tanıyorum gibi düşünülse de aslında ciddi kayıplar var. Medyan kayıp dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Belki herkes bilmiyor olabilir. Yani, vaka başına ortanca kayıp. Yani bu gibi istatistiklerde ortalama değil de ortanca değer daha çok etkili olacağı düşünülerek hani raporun genelinde de medyan istatistiki olarak kullanıyor şeye göre, ortalamaya göre, yani aritmetik ortalamaya göre. Onu da notunu düşmüş olalım. Hangi şeylerde, sektörlerde mesela daha işte gayrimenkul hileler, nakit dışı olan hilelerde artış var? Biraz teknoloji ve işte turizm diyebileceğimiz kategoride daha fazla. Faturalama hileleri özellikle üretim başta olmak üzere aslında tüm sektörlerde faturalama hilelerinde bir artış olduğu görülmüş. Ya zaten yolsuzluk hani sürekli vurgu yapıyoruz. Her sektörde yoğun derecede var. Aslında hani yani burada şuna dikkat etmek lazım. Yani yolsuzluk dediğimiz şey nedir? Hani tek başına her zaman sadece yolsuzluk şekilde cereyan etmiyor. Yolsuzluk bir şekilde eşlik ediyor diğer tiplerde de olduğu zamanda. Burada hani en Gökhan özür dilerim. Gökhan özür tabii. diliyorum. Burada şeye gireceğim. Gel. Tam yeri çünkü yine. Mesela o sayfaya gidin. Şimdi sayfasını hatırlamıyorum. Sektöre göre en yaygın suistimaller kısmına ve renge göre bir heat map yapmışlar. Heat map'in tam ortasında yani suistimal türlerine göre şey veriyorlar. Böyle yolsuzluk bağırıyor. Yani çok koyu. Bence bu yine çok ilginç. Buradan alınması gereken mesela enerjide 100 vakanın 64'ünde, nakliye depolamada 100 vakanın 59'unda, üretim daha önce 50'ymiş 59'a çıkmış. Yani normal üretim şirketlerinde 50'den 59'a çıkmış olsun. Devlet ve kamu idaresinde 57 civarında, sağlıkta 50. Diğerleriyle karşılaştırılamayacak kadar yoğun bir yolsuzluk şeyi var. Suistimal türü var. Birçok sektörde bence altı çizmesi gerekeni en başta söyledi Gökhan da. Teknolojide bilgi hırsızlığını direkt görüyoruz. Bilgiyle ilgili şeyi. Bu da böyle hani cyber security adına o tip konularda yapılması gerekenleri bize hatırlatıyor. Lütfen söz sende. Teşekkürler. Burada şuna belki dikkat etmek lazım. Hani şirketlerde hangi tip kontroller var? Mesela dış denetim en sık görülen, işte etik kodların olması, iç denetim, ihbaratları çoğunda var şirketlerin. Peki yani suistimaller neden meydana geliyor? Yani bu klasik, belki değişmeyen de bir şey raporlar itibariyle geçmişe doğru. Kontrollerin olmaması veya var olan kontrollerin etkin uygulanmaması. Yani burada iyi bir risk ve kontrol yönetimine, belki iç denetimi, hani belki uyum yönetimine, pek çok alanda oversight dediğimiz gözetim fonksiyonu icra eden birimlere de görev düşüyor. Ama tabii ki burada en önemli görev üst yönetime düşüyor.
bu gibi konulara yatırım yapmakla ilgili olarak. Yani zorunlu olmasa da, şimdi pek çok sektörde baktığımız zaman burada mesela şunu söylemek mümkün. Vakaların en sık geldiği sektörler banka, sigorta, enerji ve kamu ile ilgili. Buralarda vakalar daha fazla raporlanıyor. Ama kaybın olduğu yerler bunlar değil daha fazla. Yani diğer, daha doğrusu bunlar da var ama diğer sektörler daha öne çıkmış durumda. Oralar biraz daha regüle olduğu için oralardaki kontrol aktiviteleri belki daha güçlü denilebilir. Yani ama işte lojistik, inşaat vesaire gibi konularda tutarsal kayıp daha fazla. Ama biliyoruz ki oralarda çok da regüle bir iş denetimin zorunluluğu ve benzeri gibi konular çok olmadığı için burada biraz daha fazla olduğunu değerlendirebiliriz. Mesela en etkili yöntemler neler suistimali tespitte diye bakabiliriz. Hani bunun hani belki önemini belirtmek gerekiyor. İhbar hattını vurguladık zaten ama diğer iki tanesini söyleyeyim. Rotasyon, yani zorunlu rotasyon ve sürpriz denetim. Aslında bunlar tespit süresini de aşağı doğru çekiyor. Özellikle hani işte veri analitiği ve sürpriz denetimler %50-60 civarında suistimalleri tespitte hız kazandırıyor. Bir de hız kazandırıyor derken bir hız kavramı da var. Hani çok bahsetmedik belki bugüne kadar da çok değinmediğim bir şey de. Hız kavramı aslında ortalama aylık kayba denk gelen bir şey. Bu da yaklaşık işte 8 bin dolar civarlarında aylık cereyan ediyor. Belki son olarak şuna değinebiliriz. Hani iki konu olarak bir COVID etkisi ne oldu bu dönemde diye bakabiliriz. COVID'in de önemli derecede aslında suistimallerde etkisi var. Nasıl var? Bir işte çalışanlarda değişiklikler oldu. Uzaktan çalışmaya geçildi. Süreçlerde bir takım değişiklikler oldu. Kontrollerde bir takım değişiklikler oldu bu dönemde. Bunların da önemli bir etkisi var rapora göre suistimallerde. Son olarak belki şunu söyleyeyim. İşe alım kontrolleri burada önemli bir nokta. Ayrıca işe alım kontrollerinin %60 civarlarında olduğunu gözlemliyoruz. Bunun belki biraz daha artmasında fayda var. Çünkü bu kontrollerin %20'sinde aslında kırmızı bayraklar tespit edilmiş. %20 civarında. Ben yuvarlıyorum. Fikret daha net oranlar söylüyor. Rapordan bakabilirsiniz. Ben biraz yuvarlıyorum. 21 aslında. Ben 20 diyorum. Kırmızı bayrakların tespit edildiğini görüyoruz rapora göre. Yani demek ki aslında suistimalle mücadele tek bir şey yaparak ya da tek bir şeyde çok iyi olmakla sağlanmıyor. İşe alımdan bütün aşamalara kadar her aşamada etkili kontrolleri sağlayarak aslında etkin bir mücadele oluyor. Bu olsa bile suistimal yine olmaya devam edecek. Ama en azından tespit süremizi azaltırız, kaybımızı kontrol altına alırız ve daha etik bir kültürü şirket geneline yayarak aslında çalışanların moral ve motivasyonunu da üst seviyelere çıkarmış olur. Çünkü bunun ciddi etkisi var çalışan moral ve motivasyonunda diyerek sözü Fikret'e devredeyim. Belki diğer başlığımıza da ondan sonra geçeriz. Tabii ki. Birkaç ekleme olacak sana. Öncelikle bu bölüm raporda suistimali önleme caydırma adına bize çok fazla yani bunu altını çizmek istiyorum ve çoğu zaman şöyle bir çırpıda düşündüğümüzde suistimalle mücadele kontrollerini belki çok rahat toparlayamayabiliriz. Yani iç kontrol sistemiyle dahi uğraşanlar suistimal riskleri, bu riskleri ortadan kaldıracak suistimalle mücadele kontrolleri nelerdir gibi konularda böyle çok rahat yapılandıramayabilir kafasında. Bence o açıdan bu bölüm gerçekten detaylı, tam olmayan belki ama çok detaylı bir suistimalle mücadele kontrolleri listesi sunuyor bize. Bence o açıdan da çok değerli. Burada şeyi Gökhan zaten verdi. Hangisi çok etkili, hangisi değil. Bununla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bunların hepsi şirketinize göre değişebilir. Bunların hepsi şirketlerinizde, kurumlarınızda uygulanabilir. Tamamen bu biraz yoğurt yiyiş, biraz daha risklerin nerede olduğu, kendinizi oralarda nasıl hissettiğinizle alakalı bir konu. Ama her zaman bu raporda böyle birkaç tane şey ön plana çıkıyor. Bazı yıllarda mesela işte data analytics çok ön plana çıkıyor. Mesela bu sefer bu zorunlu
şey tatil izin ve görev değişimi konusu bir şekilde ortaya çıkmış ve onu çok değerli buluyorum düşündürmek için bize. Yani bu rapor açısından da değil. Yani böyle bir suistimalle mücadele kontrolünün ciddi ve etkili bir kontrol olduğunu görmek enteresan. Bence daha da enteresanı sadece %25'inde uygulanıyor. Yani vakanın %75'inde bu kontrol uygulanmamış. Bize şunu gösteriyor. İnanılmaz bir alan var bunu kullanmak için. O nedenle bu kontrolleri düşünüp hangileri sizde var, hangileri yok. Çünkü bazıları çok basit uygulanabilecek kontroller. Mesela sürpriz denetimler. Sürpriz denetim herhalde en hızlı suistimali bulma yöntemi. Yani kasada para çalındıysa saydığınız an bulursunuz. Veya stokta bir şey çalındıysa saydığınız an bulursunuz. Bu tabii sürekli yapılabilecek bir şey değil. Günün sonunda biraz Bir de yıkıcı. tabii caydırıcılık faktörü de var. Tabii ki caydırıcılık faktörü de var. Çok hızlı bulma faktörü de var. Fakat doğal olarak bunlar çok da hani çok fazla yapılabilecek tarzda kontroller olmayabilir. İşte onun dengesini bulmak lazım şirketimizde. Fakat bu konularda gerçekten şahsen beni, Gökhan eminim katılırsın, profesyonel olarak bizi çok düşündüren bulgular bunlar. Ve eminim sizler de kurumlarınızda ne tip kontroller var, neler eksik, neler çalışıyor, çalışmıyor açısından böyle bir matematik yaptığınızda size çok fazla bilgi verecektir. Şuraya ben bir kısa bir ekleme yapayım şey kısmına, hani rotasyon kısmına. Özellikle çalışanların gösterdiği hani davranışsal kırmızı bayraklar kısmında da var ama hani burayla çok ilişkili olduğu için vurgulamakta fayda var. Rotasyon mesela önemli bir konu. Çünkü mesela kırmızı bayraklardan bir tanesi çalışanların terfiyi reddetmesi gibi bir kırmızı bayrak var. Ya da işte biz de çok gerçek hayatta görüyoruz. Mesela izne gitmiyor, işte başkasına işi devretmiyor, illa da kendisi yapmak istiyor. Hani bu gibi durumlar aslında hani kırmızı bayrak olarak da karşımıza çıkıyor. İşte rotasyonlar bu gibi durumları biraz bertaraf etmek için, kurduğu düzenin bozulmasına neden olacağı için, Evet. suistimalcinin önemli bir faktör. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum bu bölümü kapatmadan Gökhan. Senin varsa ekleyeceğin tabii ki. İç kontroller konusu. Şimdi iç kontroller konusu biz Etik İtibar Derneği olarak da son dönemlerde etik uyum yöneticilerinin iç kontroller konusunda daha fazla bilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hem etik uyum yöneticileri hem de iç kontrollerin esas sahibi olan süreç sahipleri, sürecin içindeki kişiler esasında aynı taraftalar. Etik uyum yöneticileri onlara bu konularda destek oluyor. Fakat iç kontrol bilgisi bu anlamda yetmeyecek veyahut da o iş sahiplerini yeterince challenge edemeyecek etik uyum yöneticiler açısından bu dezavantaj olabiliyor. O nedenle etik uyum yöneticileri suistimalle mücadele kontrolleri konusunda daha fazla bilgilenmesi için ciddi bir savunuculuk faaliyetine başladık. Hatta sertifika programımız var. Sertifika programına da ilk defa bu dönem iç kontrolleri ekledik. Çünkü şuna inanıyoruz, iç kontroller sağlam olursa hele hele etik risklerinin olduğu yere iyi kontroller, akıllı kontroller koyarsak gerçekten engellemek, caydırmak ve tabii ki tespit etmek adına ciddi bir şeyler yaparız. Burada önemli bir fotoğraf şu. Yaklaşık %50 vakaların yüzde, ha şu soru sorulmuş, belki oradan başlayayım. CFE'ler denmiş. Sizce bu olan şeyler, suistimaller hangi iç kontroldeki sorunlardan kaynaklanmış? Ve şunu demişler. %29'u, 30'u iç kontrol eksiklikleri. Yani iç kontrol yok. %20'si de mevcut iç kontroller var ama yetersiz uygulanıyor. Veya o İngilizce tabiriyle işte management override of controls dediğimiz, yani o kontrolün aşılması. Yani %50'si kontrol yok veya uygulanmıyor. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Bu bence herkesin düşünmesi lazım. Benim profesyonel kariyerimdeki tecrübem de bu coğrafyadaki şirketlerin bu konuda ciddi yol alması gerektiği ve öyle bir alan olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Diğer şeyler neler? Mesela yönetim incelemeleri eksik veya zayıf üst kontrol, bu tonette tap dediğimiz kısımlar yine sağlıklı bir iç kontrolün kurulmasında ve doğal olarak bahsettiğimiz bu suistimal vakalarının gerçekleşmesine ne yazık ki olumsuz katkıda bulunuyorlar deyip gelelim başrol oyuncusuna Gökhan, suistimalciler. Evet, yani Diyorlar, sen suistimalcilere bilirsin. belki şeyden giriş yapmak lazım. Aslında senin en son söylediğin noktadan yani kontrollerin aşılması, override edilmesi.
noktasında. Aslında işte burada hani çoğu şirkette aslında kontrol yok mu? Var. Bir şekilde var. Bir kere kontrol iyi tasarlanmıyor mu? Bakmak lazım. Senin dediğin gibi iç kontrol eğitimi önemli. Yani genelde kontrollerle ilgili eğitimlerde kontrolün ne olduğuna, ne olması gerektiğine daha çok odaklanıyor ama iyi bir kontrol nasıl tasarlanmalı iyi işlemek lazım. Burada da mesela işte yöneticilerin kontrolleri daha fazla aşmada etkin rol oynadığını görüyoruz. Aslında kontrol var bir şekilde ama yönetici diyor ki tamam sorun değil. Hani ben onaylıyorum diyor. Çalışan da ne yapsın? Hani belki artık sorgulayamıyor. Belki belli bir yere de iletemiyor. Çekindiğinden iş kaybetme korkusu olduğunda. Dolayısıyla orada bir açık meydana geliyor. Ki biz hani suistimalciler açısından neler söyleyebiliriz? Hani zaten klasik yani benim pozisyonu yükseldiğinde suistimal tutarında bir artış oluyor. Bu artık hani mantık yani de zaten hani bunu söylemek çok kolay olacak. Mesela çalışanların yaptığı suistimaller 8 ayda test edilirken yani ortalama rakamlar söylüyorum. Üst yönetim yaparsa bunu 18 aya kadar çıkıyor. Yani yakalanması daha zor. İşte az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı biraz daha yakalanma süresi uzuyor. Vakaların mesela çalışanların kıdemi açısından baktığımız zaman hani 1 ve 5 yıl arası vakalar yani 1 ve 5 yıl arasındaki tecrübedeki kıdemdeki kişilerin işlediği vakalar genelde tüm vakaların yarısını oluşturuyor sıklık olarak ama kayıp tutarına baktığımız zaman 10 yılın üstünde kıdemde olan kişilerde daha fazla bir kayıp söz konusu. Tabii pozisyon yükseldikçe kıdem yükseldikçe pozisyon da yükseldiği için yetkisi de daha fazla olduğu için böyle bir yorum yapabilirsin. Hangi birimlerde daha fazla var? Bu da çok değişmiyor yıllar bazında. Hep benim aklımda kalan operasyon ve muhasebe. Yani genelde hani bazı itirazlar geliyor. İşte satış da var aslında. Dördüncü sırada satış geliyor. Satın alma da üçüncü sırada da üst yönetim var. Efendim? Satın alma da satışta yakın yani. Evet yani satın alma biraz daha aşağılara doğru gidiyor ama kayıp olarak tabii ki yani üst yönetim daha fazla. Ama mesela satın almadaki kayıp yani operasyondaki kayba göre daha yüksek. Yani operasyon sıkı. Belki de operasyon hani bilim olarak her şeyin içine girebileceği bir havuz, bir gruplama. Evet, bir havuz, bir gruplama. Hani hangi sektörde operasyon ne demek? Yani çok değişiklik gösterebilir. Yani bir banka için operasyon başkayken yani üretim şirketinde operasyon bambaşka bir anlam ifade edebilir. O yüzden biraz havuz gibi her şey onun içine girdiği için ben sıklıkta daha fazla öne çıktığını değerlendiriyorum açıkçası. Ama hani satış, satın alma bunlar da var. Finans da var. Özellikle mesela Gökhan, 160 bin dolar. Enteresan bir şey dikkatimi çekiyor. Yani bunu ilk defa öyle düşündüm açıkçası bu raporu okurken. Biraz hani nasıl bir katma değerim olur diye dinleyicilere. Şimdi dedik ki operasyonlar hani en çok sık gördüğümüz. Arkasından satış da var. Satın alma biraz daha aşağıda. Fakat tuhaf bir şekilde böyle düşünmemiştim. Muhasebe ve finansı topladığımızda birinci sırada ikisi oluyor. Yani muhasebe ve finansı toplu düşündüğümüzde ilginç bir şekilde birazdan sıklık olarak hemen hemen evet. Yani evet. Operasyonu bir tık geçiyor. Evet. Ama tıklar olarak üst yönetim her zaman en yukarıda tabii ki. Üst yönetimin zaten etkisi çok büyük tabii. Yani çok da az da olsa yaptığı zaman çok magnitude diyorlar ya tam İngilizce. Onun boyutu falan her şeyde çok fazla oluyor. Hatta belki bu söylemi şuna da taşıyayım. Suistimalcinin departmanının suistimal türüyle ilişkisini de incelemiş. Bu mesela enteresan. Yine burada yolsuzluk açık ara önde. O yolsuzluğu yapan şeyler de departmanlara da baktığımızda işte olağan şüpheli satın alma 100 vakanın 82'sinde. 100 vakanın 82'sinde satın alma var. Üst düzey 100 vakanın 65'inde var. 30 100 vakanın 50'sinde var. Şimdi burada yine bir şey dikkatinizi çekeceğim. İlginç geldi bu bana. Muhasebe mesela tek başına baktığında 100 vakanın 33'ünde var. Finans 100 vakanın 48'inde var. İkisini topladığında 81. Yani çoğu zaman algımız muhasebe finans beraber yürüyor ya. O ikisini beraber bir departman olarak düşündüğünüzde
inanılmaz bir şeye geliyor. Genelde üste çıkıyor en üste. Evet. Böyle de bir yorumum oldu. Çünkü benim profesyonel tecrübemde de çoğu zaman şirket yöneticilerinde nedenini bilmediğim bir muhasebe, finans ve biraz daha muhasebeyi biliyorum. Bu konularda biraz daha az riskli görülen departman. Fakat benim gördüğüm örnekler ne yazık ki gerçek hayatta çok da öyle değil. Bence bu rapor en azından benim şahsi tecrübemi biraz doğruluyor. Yani az riskli demek yerine belki daha çok güvenilen departman, itimat edilen departman. Burada tabii geçişmeler de var. Hani bu oranlar hani %100'ü aşıyor. Öyle Var. Bakalım. Toplandığı zaman hani birbirine geçişmeler, kesişim kümeleri de var. Yani cinsiyete baktığımız zaman hani şöyle bir şey dikkatimi çekti benim. Yani geriye doğru da yılları da bildiğim için evet oransal yani sıklık olarak erkekler daha fazla her zamanki gibi ama tutarsal olarak yıllar bazında kadınlar erkekleri yakalamış hemen hemen gibi görünüyor. Hani Medyan büyük bir kayıp. başarı olarak söylemiyorum. Medyan kayıp yakın. Medyan kayıp eskiden arası çok açıktı ama kadınlar Evet. tutarsal olarak artışta aslında denilebilir yıllar bazında giderek artmış. Evet. Kadınların hani iş gücüne katılımında ne yazık ki özellikle bazı bölgelerde daha erkeklere göre az olduğu için o yüzden oransal olarak yani sıklık olarak erkekler daha yüksek çıkıyor olabilir. Hani bunu erkekler daha fazla bu hep ola gelen bir tartışmadır. Erkekler daha mı fazla suistimal yapıyor yoksa kadınlar daha mı zor yakalanıyor? Veyahut da Bu erkekler iş hayatında daha fazla olduğu için bu oranlar bundan dolayı böyle çıkıyor gibi böyle bir şey vardı. evet, Bir ben şey soracağım esprimi Gökhan. söylüyorum. Yani kadınlar belki daha az yakalanıyordur. Gökhan Bu da olabilir. Yaşın kaç Gökhan yaşın? Tehlikeli bir Yaşım durum. valla Sen buradaki de tam suistimal ben bir aralık söyleyeyim. Kesin rakam söyleyeyim. Valla ben de onu Suistimallerin söyleyeyim en yani. sık olduğu gruba denk geliyor. Ama nitekim tutarsal olarak en fazla götüren gruba henüz daha çok erişmedik diye. Ben daha yakınım o zaman. Bilmiyorum sen eriştin mi o gruba? Ama 36-45 yaş aralığı biraz da en sık suistimallerin yapıldığı aralık. Özellikle işte müdür pozisyonlarının hani yönetici pozisyonlarının olduğu yer ama özellikle 45'ten sonra tutarda ciddi bir artış başlıyor. Özellikle 60 yaşından sonra en yüksek tutara ulaşıyor. Hani bunu sen neye bağlıyorsun? Hani 60 yaşından sonra altın vuruş mu? Ustalık dönemine bağlı. Yani Ben şey, çünkü artık şeye bağlıyorum. Emeklilikten önceki son şey yapımın olarak önce son son çıkış. çıkış. Gökten önceki son çıkış. Hepsi olabilir ama yani şakalar bir yana günün sonunda içine bu anlamda şey kişinin doğal olarak yapacağı şey çok etkili olma ihtimali yüksek. İç kontrolleri çok iyi biliyor. Hangi iç kontrolü nasıl aşacağını çok iyi biliyor. Çok da ciddi bir otoritesi olduğu için yani bu zaten beklenen bir şey ama gerçekten ciddi bir şey. Bunlar Evet. hep tabii şirketlerde düşünülmeli bunlar. Suistimal risk yönetimi yapılırken. Aslında biz bunları hep onun için anlatıyoruz değerli dostlar. Yani bunlar hep sizin şirketinizde resmi veya resmi olmayan suistimal risk değerlendirmesi yaptığınızda bunlar hep size bir girdi sağlıyor. Evet. Burada hızlı hızlı hani süreyi de dikkate alarak hızlı hızlı birkaç noktaya vurgu yapayım. Suistimale karışan kişi sayısı arttıkça tabii ki tutarda ciddi bir fark yapıyor. Hani birlikte hareket etmek, bu da ciddi son zamanlarda artışta olan bir trend aslında. Tekil vakalarda ya da hani birden fazla kişinin dahil olduğu vakalarda ciddi artış var. Yani organize diyebileceğimiz. Şeyden bahsettik yani davranışsal kırmızı bayraklar dediğimiz çalışanların suistimalden önce gösterdikleri davranışsal kırmızı bayraklar neler diye geriye doğru bakıldığı zaman gelir üzerinde yaşam tarzı gene her zaman gibi birinci sırada. İkinci sırada işte mali zorluklar veya da işte bunun tedarikçilerle yakın ilişki devam ettiriyor. Hani şeylerde literatürde şey diye geçiyor. Builder dealer attitude diye Ben geçiyor. ona Ben onu
Ben onu şey olarak şey yapıyorum. Al gülüm, ver gülüm olarak. Ben de şöyle diyorum. Yanar döner tipler diyorum. Yanar döner tipler vardır ya. Öyle çok. Aynen. Ben biraz onu al gülüm, ver gülüm ilişkisine benzetiyorum. Bunlar var. Mesela şunu da söylemek lazım. Ne gibi yani İK ilişkili kırmızı bayraklar gösterilmiş. Mesela kötü performans, işte maaşı veya terfiyi reddetme ve işte işini kaybetme korkusu ön planda geliyor. Burada işini kaybetme korkusuna belki vurgu yapmak lazım. Bir de tabii şunu söylemek lazım. Hani demek ki kötü performans gösteren kişilerin tepki olarak belki suistimal yapacağı da düşünülebilir. Hani bu da bir belki düşünce olabilir. Bir de işini kaybetme korkusunu özellikle son zamanlarda işte COVID'den kaynaklı kriz nedeniyle çok kişinin belki yaşadığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla hani suistimallerdeki ben Akfen'in önceki ara çalışmalarına baktığım zaman COVID döneminde hani suistimallerin %90 oranında arttığını söylüyordu Akfen'in diğer çalışmaları. Burada işini kaybetme korkusunun da suistimale meyletmekte önemli bir etken olacağını söyleyebiliriz. Gökhan, burada bir eklenim olacak. Öncelikle şu anda hala 158 kişiyiz ama bir tane soru bile gelmedi. Demek ki çok iyi anlatıyoruz. Gerçekten. Yani çok az vaktimiz kaldı. Sorusu olan varsa alabiliriz. Evet, Burada evet. bir tane vardı. Zaten son bölüme geçiyoruz. Orası da görece biraz daha kısa. Bir iki dakikada özet veririz. Şu kırmızı bayraklara ilişkin bir konuda biraz daha ileriye dönük bir uyarıda bulunmak istiyorum bizi dinleyenlere. Şimdi bu birinci sırada olan gelirin üzerinde yaşam tarzı ve finansal zorluklar ikinci sırada. Yani ilk iki sıradaki konu benim şahsi fikrim şu anda içinde yaşadığımız dönem açısından ciddi değerlendirilmesi gereken bir konu. Neden? Bir suistimalci gelirin üzerinde yaşam tarzına alıştıysa ve bu dönemde de refah seviyesi düşecekse, ki düşme ihtimali doğal olarak dünyanın enflasyon, yani daha doğrusu dünyada refah seviyesini en hızlı kaybeden ülkelerden birisiyiz herhalde. İlk sıradayız şu anda. Son 5-6 ayda hiçbirimiz hiçbir şeye alışamadık hala. Böyle bir ortamda yani empati kuralım. Bu anlamda suistimalci olan birisinin bu konulardaki düşünceleri ne olacak? Finansal zorluğa düşen, ki düşme ihtimali göreceli, daha doğrusu şöyle diyeyim. Refah seviyesini ciddi kaybeden insanların bu konudaki davranışları nasıl olacak? Sadece altını çizmek istiyorum. Bu ikisi zaten hep ön planda. Bunu dikkate almakta büyük fayda var. Ki içinde bulunduğumuz dönem bir böyle de devam edecek gibi. Buna karşı daha ciddi önlem almamız gerekebilir diyerek vaka sonuçları. Evet, Vakalarla ben birkaç ilgili kısa notumu söyleyeyim hemen. Zaten burası biraz daha hani önemli noktalar bence şunlar. Burada özellikle hani vakaların %60'a yakını iş aktinin fesihiyle sonuçlanmış. Mesela çalışanlarda yani çalışanlar derken işte bu yöneticinin alt kademesinde olan kesimde %73 iken hani bu fesih yönetici pozisyonda veya işte üst yönetim ortak pozisyonlarında biraz daha azalıyor. Tabii ortak belki kendi hani fesih çok anlamlı olmayabilir ama yönetici ve üst yönetici pozisyonlarında hani fesih azalıyor. Burada da belki adil bir muamele yapılmıyor mu aslında diye de bir soru sorulabilir. Yani bunların yine %60'a yakını ceza davası, %20'ye yakında belki işte alacak davası diyebileceğimiz davalar açılmış. Dava açılanlarda %44 suçunu kabul etmiş. Önemli bir oran ama toplamda açılan davaların %66'sı şirket lehine sonuçlanmış. Bu da ciddi bir oran. Ama hani şunu sormuşlar, soruyorlar tabii ki her rapor döneminde. Hani bunu bir yasal merciye götürmüyorsanız eğer neden götürmediniz sorusunu soruyorlar. Genelde buradaki öne çıkan konularda şu işte içeride yaptığımız biz disiplin aksiyonunu yeterli gördük. Ve hatta önemli diğer bir konu şirketin işte prestijinin zedelenmesini istememeleri ve hatta kendi aralarında anlaşıyor olmaları yeterli görülüyor. Yani işte belki paranın bir kısmını geri getiriyor suistimalci orada anlaşabiliyorlar. Yine iş hakkı feshediliyor çoğu durumda ama
herhangi bir yasal kovuşturma yapılmıyor. Ben hani bunlara biraz dikkat çekmek istiyorum. Sana sözü devredeyim. Belki kalan sürede de birkaç soru gelirse cevaplarız. Çok güzel. Hatta bir soru var sana geldi. Sen ona bak bu arada. Ben de hemen senin söylediklerine bir şey ekleyeyim. Ben olayı biraz daha şöyle olumlu yönden bakmak istiyorum. Yani şimdi 100 vakanın 29'unda hukuk davası açılmış. Bu açılan hukuk davalarının yaklaşık 40'ında uzlaşma olmuş, 27'sinde de mağdur lehine çıkmış. Yani 40 artı 27, işte 67. Yaklaşık 70 oranında başarı var. Olayı bence böyle göre. İki, savcılığa intikal eden ceza davasına dönenlerde de 44'ünde suistimalci suçunu Gökhan dedi bunu kabullendi. 22'sinde de suistimalci mahkemece suçlu bulundu. Yani 44-66 başarı oranında. Yani arkasından gitmemiz gerektiğini bence bu anlamda ispatlayan bir konu. Diğer bir konu da ama zor bir konu olduğu için oran birazcık belki bizi motive etmeyebilir ama ben yine olayın tersinden bakacağım. Rapor şunu demiş. Vakaların %52'sinde suistimal edilen vakalar kurtulamıyor. Yani asset recovery yapılamıyor. Ancak şöyle bakın 48'inde de yapılıyor. Hiç yapmamak mı, 48'ini yapmak mı gibi bir taraftan bakıyorum. Onun için bu yani olayın son noktası hep yani bitiş vuruşu burası esasında. Müthiş bir suistimal incelemesi yapılıyor belki. Sonunda gelinen noktada bir karar verilecek çalışanlarla ilgili. O noktada verilen karar hem biraz bu bahsettiğim konular perspektifinden çok önemli. Bence bugün altında bu çatı altında yaptığımız yani Etik İtibar Derneği çatısı altında yaptığımız bu etkinlikte bir şirketteki etik uyum kültürünün geliştirilmesi için burada şirketlerin verdiği mesaj çok kritik. Herkesin gözü önünde cezalandırılması gereken veya iş sözleşmesi feshedilmesi edilmesi gereken bir kişi açık bir şekilde suistimal yapıldığı herkes tarafından bu algı var veya ispatlandı ve bu yapılmıyorsa etik uyum adına gerçekten kültür adına çok ciddi bir sorun olabilir deyip ben Gökhan'a bırakayım, o soruyu cevaplayacak galiba. Soruya geçmeden şunu söylemek lazım. Hani bu tür durumları yasal mercilere iletmediğimiz zaman suistimalciler başka şirketlerde çalışabiliyorlar gidip. Evet. Özellikle bizim ülkemizde de bir kara liste gibi bir şey olmadığı için bu konuda başka şirketlerde çalışıyorlar ve başka şirketlerde de suistimal yapıyorlar. Yani buna da denk geliyoruz. Aynen. Alınmamış bir ders. Olarak senin dediğin desteklemek anlamında söyledim. Bir soru gelmiş. Bu kripto paralar ile kripto para %8'inde dahil olmuş. Bunun işte önemli bir kısmında kripto para ile rüşvet ödemesi var. Yani bunu nasıl tespit etmişler? Raporda buna dair bir ifade yok ama hani bunu muhtemelen o soruşturma sürecinde belki kişinin kendisini itiraf etmesi, işte belgelerden ortaya çıkması şeklinde değerlendirmek mümkün. Yoksa nasıl tespit edildiğine dair net bir ifade raporda yok. Ama hani geçen gün bir yazı yazdık. Blockchain Forensics diye. Yani aslında blok zincir üzerinden yapılan suistimalleri de ya da blockchain'in bir şekilde dahil olduğu ki kripto para da blockchain üzerinden işlem görüyor biliyorsunuz. Bunların da aslında gelecekte suistimal incelemelerinin odağı haline geleceğini söylemek mümkün. İleride çünkü bunlar arttıkça bunlar üzerinden de suistimal incelemeleri artacak. Gökhan, raporda çok hoşuma giden bir şey burada. Tam kripto para suistimal türleriyle ilgili yerde konuşulmuş. Yani %8 deniyor ama denmiş. Anecdotal evidence suggest diye bir laf koymuş. Yani belli ki çok fazla bu şey kanıt, yani çok söyleme alıyorlar. Çok kısa bir süre içinde bu konulardaki suistimal oranı artacağı oldukça açık. Bu algı çok yüksek. Bugün %8. Raporunda belki o boyutlarında artış olacak. Yani bu tarz daha detay olacak bir sonraki raporda buna işaret ediyor. Aynen bunu işaret ediyor. Ve ne tip suistimal türlerinin yapıldığını da söylüyor. Ben orada bir altını çizmek istediğim konu da kara para aklama konusu. Bunlar belki çalışan suistimaliyle böyle %100 belki alakalı değil ama oraya görünce dayanamadım söylüyorum. Kara para aklama konusunda da bu kripto paralar, blockchain teknolojisi gibi konular her ne kadar bize faydalı güzel eserler getirse de bunu kötüye kullanmak isteyecek olan failler kullanacak gibi duruyor. Şunu söyleyeyim, süremiz de bitti.
Bu rapor hani iş suistimalleri, yani şirket içi daha çok aktörlerin yaptığı suistimallere odaklanıyor aslında, ama dış suistimallerde önemli bir artış var. Bu raporda nedense Akfe bunlara ağırlık vermiyor. Mesela işte siber suçlar veya dışarıdan yapılan, müşteri kılığında yapılan işte şirkete yönelik suistimaller, işte kredi kartı suistimalleri, kimlik hırsızlıkları, yani phishingler vesaireler, bunlara çok odaklanmıyor. Bence burada da önemli bir dünya var. Hani bunu sadece bu kadarlık söyleyip bırakayım. Çünkü şirketlerin kayıpları sadece bu rapordakilerden ibaret de değil. Önemli bir dış suistimal dalgası var şu anki dönemde. Bunlara da dikkat çekmek istedim. Bunlar için kontrollere de önem vermek lazım. Teşekkür ederim. En başta söylediğimiz, şöyle tekrar söyleyelim. Küresel kayıplar trilyonlarca dolar. Bizim coğrafyamızdaki kayıplar da milyarlarca dolar olduğu çok açık. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Eğer bu kayıplar olmasaydı bu paralar nereye gidecekti? İstihdama gidecekti. Mal ve hizmet üretilecekti. Kamu hizmetleri sağlanacaktı. Ancak ne yazık ki suistimalcilerin cebine gidiyor. Wirecard'ın denetçisi, Google'dan bulabilirsiniz. En tepedeki partneri bir video söylesinde şunu söylüyor: kötü insanlarla uğraşmak çok zor diyor. Bunun farkındayız ama bu işte kafa yoran çok insan var. Çok kurum var, çok yapı var. O nedenle Akfe, Küresel Akfe'ye çok teşekkürler. Türkiye Chapter'ına teşekkürler. Etik İtibar Derneği'nin tüm sekreteryasına, yönetim kuruluna bu konuya verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ve bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Umarım mücadele edersiniz. Biz Etik İtibar Derneği olarak ve Akfe olarak, kardeş kuruluşlar, size bu konuda her zaman destek olmaya hazırız. Değil mi Gökhan? Aynı şekilde ben de katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Etkinliğin hem organize edilmesinde hem de katılımcılara hem de sana. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur herkese diyerek iyi günler diliyorum. Umuyorum. Neslihan, sözü sana bırakıyorum. Çok çok teşekkürler. Ben de sadece teşekkür edeceğim. Bir de başta kendinize meydan okumuştunuz. Suistimal keyifli olur mu diye. Çok keyifli bir sohbet de oldu içeriğinin zenginliğinin yanında. Çok çok teşekkür ederiz tekrar hem sizlere hem de bütün katılımcılarımıza. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. İyi günler.